haftalık gündem sohbetten selamlar. Belki bugün pazardır. Belki değildir. Bilemiyorum. Ama şöyle bir şey. Ben bu videoyu tam her zamanki gibi pazar saat 12'de gününde ve saatinde yayınlıyorsam eğer anlayın ki bugün video gelmeyecek. Ya yani bu video gelmeyecek derken Bad Blood incelemesi gelmeyecek. Çünkü tam şu saatlerde ben e, büyük ihtimal deniz üzerindeyimdir. Bir aksilik olmadıysa tam saatinde. Binebildiysem deniz otobüsüne. Ben şu an denizin üstündeyimdir. Siz tam bunu e, ilk saatlerinde izliyorsanız öyle söyleyeyim. Yani o yüzden bir dinlenme sürecidir. Uvırdır zıvırdır e, olacaktır diye umuyorum. Bilmiyorum yani ne oluyor. <laughs> ama gününde saatinde yayınlama kararı aldım. Bir aksilik olmazsa. Ve olursa da zaten bambaşka şeyler olur. Yani birazcık Bad Blood incelemesi için bekleyebilirsiniz gibi geliyor bana ama emin değilim yani. Şimdi. Geçelim mi haberlere? Hadi geçelim. Şimdi, bu zaten çöpe gitmiş bir e, içeriktir arkadaşlar. Önce böyle bir hafta geriden e, günümüze kadar geliyorum zaten haftalık gündem sohbette biliyorsunuz ki. işte four Potential Storylines, AJ Styles'in geri dönüşüyle acaba nasıl oldu bir potansiyel 4 geri dönüş hikayesiydi. AJ Styles has unresolved issues with Ellen Knight'la e, bitmemiş meselesi var falan. Buraya evrilecek gibi zaten şu an bir sakatlık geçirdi kendisi. Shinsuke Nakamura also hasn't seen a camera da görünmüyor falan filan. Ey tam down Under falan bir şeyler mevzular. Logan Paul. Abi şu hikayelerin hepsi, şunların hepsi gidiyor ve şuraya doğru evriliyoruz gibi. Yani United States olaylarına evrileceğiz gibi hissediyorum. Zaten e, aynen. Yani mevzular da derin zaten. Ben buraya evrileceğimizi, Carmelo Hayes'in de dahil olmasıyla beraber güzel bir triple threat feud. Farkında mısınız bilmiyorum. Ben LNT triple threat feud istiyorum ya. Andrade Carmela Hayes şimdi Carmela Hayes AJ Styles ama tabi sakatlık ne şekilde etki edecek onu bilmiyorum ee, geri döndüğü gibi yine sakatlandı yazık yani umarım tabii bu, bu bir hikaye diye varsayıyorum çünkü e, şu an ben bu videoyu çekerken hikaye olduğunu öngörüyorum yani öyle söyleyeyim devam bu çok ilginç bir şey şu an hiç haberin içine bakmadım ama merak ediyorum aldım buraya Witcher, bu tam da haber gibi de bir şey değil aslında WWE hangi dönemi, hangi erası en çok gelir elde etti diye. Bakın bu çok ilginç. Golden Era 1980 ile 93 arası gelirler. Baksanıza 62 milyon ile 85 arası. inanılmaz bu arada ya. Hulkamania zamanları işte. 84 ile 85 arasında bakar mısınız nerelere çıkmış ya. Yani iki katını aşmış abi. İnanılmaz bu arada. O kadar etkiliyor işte abi. Buradan sonra devam ediyor. Tak 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 tak. New Generation Era. Yine fena değil mi? ama tabi bu sayılarda değil yani. Böyle daha Golden Era'nın üçüncü yılının rakamlarında falan takılı kalmış New Generation Era. Doğal olarak tam bir geçiş dönemidir. 93-97 arası. Tam bir geçiş dönem işte. Tam bu yıl şeylerin yılı. İşte Bret Hart, Shawn Michaels, Undertaker falan böyle. Diesel arada. Sonra Erzur geçiyoruz abi. Burada zaten uçuyor. Üff. Bakar mısınız ya? İnanılmaz. Devam. Bu tabi enflasyon sonrası diyor. <laughs> 2023 enflasyonu. Ee, bu şey 126 milyon dolarmış o yıl itibariyle. 2023 enflasyonuna hesap edersen 206. Yani biz soldakilere bakacağız aslında. Ben direkt sağa odaklandım ama soldakilere bakmamız daha mantıklı gibi. E, tabii doğru bu arada. Evet öyle bakmamız daha mantıklı. 89, 80, 81. Yine altında kalıyor bayağı. New Generation ya şöyle oluyor. Golden era böyle. Sonra New Generation oluyor. Sonra Arrow era da uçuyor abi. Orada zaten Monday Night Wars falan. Güreşin altın çağı şu yıllar. Biraz daha geriye gidebiliriz. 97 97'ye belki WW'de. WCW açısından çok iyiydi. 90, 98. Sonra 99'a beraber WCW başlıyor artık. Brutal Segregation da baya baya iyi bu arada. Yani baksanıza şuraya. Şuradaki rakamlar bakın buraya. Burada çok artıyor. Nedeni de şu zaten. E, doğal olarak şirket çok büyüyor. Ve aynı zamanda bir rakip yok artık. WCW yok yani. İniyoruz. PG era. Bakın 500 lira falan ulaşmış yine böyle. 508. Sonra 700 lira. Ama bunlar tabii artık işler değişiyor. Arap e, şey falan girecek şimdi. Milyar dolarlara geliyor baksanıza. Ya doğal olarak arkadaşlar yıllar ilerledikçe artıyor tabii ki ama ya şöyle söyleyeyim size günümüz ya o dönemin şartlarına bakarsan bu golden era erodere inanılmaz ya. Gerçekten. Hadi devam edelim. Vince McMahon'in bu işte ölümünü fakelediği işte sanki burada öldüğünü falan işte gösterdi falan. Şöyle bir segment vardı hatırlayacaksınız. Yanan limuzini vardı patlıyor falan. O satılmış abi limuzin. Kaça satılmış? Dur bakalım. Baksana bu, bu haliyle satılmış bir de. Bu çok ilginç bir şey ya. O limuzin 86 bin dolara satılmış bu arada. Şu halde 86 bin dolara satılmış bu limuzin. Patlatmışlar ve öyle duruyor. İlginç. Seatronics geri döndü zaten. Evet. Bununla ilgili çok uzun uzun konuşmayacağım. Ee, bence başı başına bir video konusudur. Seatronics'in geri dönüşü. Çünkü nasıl bekliyorduk, nasıl oldu falan diye. Ben size sorayım şu an. Siz memnun kaldınız mı? Seatronics'in geri dönüşünden memnun kaldınız mı? Ben memnun kaldım. Hem ringin yıkılması, ring kırıldı. Ondan sonra işte Bronson Reed ile Bronson Roman'ın zaten Last Monster Standing maçı vardı. Onun akabinde hemen Saturnus'u sakatlayan Bronson Reed orada tam böyle kalkacak gibiyken Saturnus bunu engelliyor ve aslında maçı Bronson Roman'a kazandırıyor. <laughs> ben mutluyum. Doğruyu söylemek gerekirse. Önümüzde Crown Jewel var. Saturnus orada maça çıkmayacak olması bence pek öngörülmüyor. Ya çıkar abi çıkar. Settrolins ki zaten board games var devamında da Bad Blood'da niye mesela bak tam Bad Blood Settrolins için çok uygun ortam farkında mısınız bilmiyorum. tabi şu an siz bu videoyu izlerken Bad Blood geçti. Onda <laughs> Bad Blood'da çok uygun. Hem Helleneser maçı uygun hem de Roman Cody... ...mevzuları uygun yani. O yüzden bilemedim ben. WWE Shop'ta ee, üzerinde dirty dom yazılı tuvalet kağıtları satışa çıkmış arkadaşlar. Hala aktif mi bilmiyorum. Var mı yani? Ama böyle bir e, mevzu varmış. Şey çekti bu arada. Yani siz de eğer e, Türkiye'ye satış olsaydı, sipariş edebilseydiniz ya da coğrafya olarak Türkiye Amerika ya yakın olsaydı, Oradan daha kolay sipariş verebilseydiniz siz de götünüzü Dominik suratlı e, tuvalet kağıtlarıyla silebilirdiniz arkadaşlar. <laughs> Bence çok başarılı bir hamle. <laughs> E şey tabii çok satacak bir şey değil de. Geyik yani anladın mı? Yani yıllar sonra böyle şey. bir Shop'ta satılmış ilginç ürünler diye bir liste yapıldığı zaman oralara girebilecek bir şey yani. Adam Cole expected to make his AW in ring. Bu arada bu haber 4 gün önce haberi. Tabi siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal 5 gün ya da 6 gün olmuş olabilir. O süre zarfında geri döndüm bilmiyorum Adam Cole. Ee, geri dönüşüne hazır. Haberiniz olsun bakalım. Adam Cole'da da bir de gerçekten. Hani benim aslında çok Adam Cole'un çok Adam Cole olduğu dönemlerde izleyemedim maalesef. Ama devamındaki süreçlerdeki kendisiyle de bir hukukumuz vardır. belki bilirsiniz. 2021 yılında özellikle. İlk ilk böyle Twitch'te yayın açtığımız dönemlerde kendisine e, raid atardık. O da işte tam yayın sırasında oyunun en heyecanlı yerinde falan Red atardık. Dikkati dağılırdı. Ölüyordu fanlayında böyle. Oradaki adını bilmeyenler varsa Chuckster kendisi. Hani kullanmıyor Adam Cole adını. Orada Chucks. Burada Adam Cole orada Chucks yani. Kill Switch, The Hospitalized with Life Trading. Bunu ben bilmiyordum. Bu arada çok üzüldüm. Ee, gerçi 4-5 gün önce ne haberi? Bir güncelleme gelmiş midir bilmiyorum ama kan oksijeni işte 180 %80 falan sıkıntı çıkmış. Uf, benim bakışım daha daraldı şu an böyle. E, oksijen konusunda bir sıkıntısı varmış ve bayılmış. Ciddi bir şekilde hani hayatı tehlikede diye bir haber. Ama bu 5 gün içinde umarım e, iyi gelişmiştir. süreç. Birazcık e, şey oldum. Üzüldüm. Umarım bir sıkıntısı yoktur öyle söyleyeyim. Umarım iyi haberler gelmiştir ve ben görmemişimdir yani. Trick Williams ikinci kez NXT şampiyon oldu. Ee, güzel bir şey tabii ki. All Ego. Ethan Page'den Siam ee, Punk'ın hakem olduğu maçta kemerini aldı. Siam ee, Punk'ın zaten gözlerinin içine baka baka Ethan Page. <laughs> bu da ilginç bir şeydi mesela. Bak insanlar bekliyor şu an. Acaba bu devam edecek mi bu hikaye? Mesela ana kadroda devam edecek mi CM Punk? İnsanlar şey diyor, Helene Sen maçına karışacak Hidden Page falan diyorlar. Çok orada yansıtacaklarını zannetmiyorum. Sonuçta CW'daki ilk NXT olduğu için orada birazcık büyük şeyler yapalım dediler de o yüzden yani. Ama Trick Williams'ın WWE'nin geleceğinde önemli bir rol üstlenebileceğini ya da en azından WWE'de ana kemer alabilecek bir güreşçi olduğunu düşünüyordum. Şu an artık bence daha da güçlü bir e, iddia olur bu. Öyle söyleyeyim. Türk Williams ikinci kez NXT şampiyon oldu abi. E şovda bir diğer e, olay zaten. Cora Jade'in geri dönüşü vardı. Roxanne Perez'e yardım falan. Yani e Wesley. Ya güzel bir şovdu aslına bakarsanız. Ana kadro güreşçileri falan da vardı. NXT değişti. Logosu falan değişti. Daha böyle NXT çok, o kadar çok değişiyor ki bu arada. Ulan anasını satayım. 3 4 yılda 3 kere falan değişti galiba değil mi? Sarıydı. dört ke Hatta bir dakika. Tabii ben 4 yıldır içerik üretiyorum neredeyse. Tabi. O zaman sarıydı. Sonra şeye döndü. Böyle renkli renkliye döndü. NXT 2-0 falan. Sonra yine sarı oldu. Sonra yine buraya evrildi. Artık bir karar verin bence. Yani zırt pırt değişmesin yani. 4 yılda da 4 kere değişmez yani. Evet. Forbes 400. Arkadaşlar şu olayı bilmeyenler varsa Forbes dergisinin <laughs> yayınladığı Amerika'nın işte en zengin 500 kişisi, 400 kişisi falan böyle. O listenin içinde McMahon 366. sıradaymış 2023 yılında. Yani Amerika'nın en zengin 400 insan arasındaymış ve düşmüş aşağı. Buradaki en büyük pay sahiplerinden bir tanesi de zaten Netflix belgesi ki 5 milyonun üzerinde insan izlemiş şimdiden. Büyük bir rakam bence. Önemli. Göreceğiz bakalım ne olacak ama Vince için artık zaten yaşı da ilerledi. Bu saatten sonra ne olur bilmiyorum. Hapis mapis söz konusu olur mu bilemem ama Netflix belgeselindeki şeyler tabii ki onlar zaten davaya mavaya çoktan gitmiştir yayınlanmadan önce de. Dava sürecinde o dosyalara falan girmiştir. Daha neler neler çıkacak ortaya kim bilir. Şimdi bunu for reasons olarak girmeyeceğim. İşte AJ Styles'in AEW'ye gidecek olmasının işte dört sebebi falan diyor. We predict diyor. Tahminimiz diyor yani. Older wrestlers diyor. AEW has been good older. Eski güreşçiler için AEW iyi bir yer falan. İşte iyi şeyler sunuyorlar. A long time. Uzun zamandır booking konusunda sıkıntı yaşıyor. Artı bir bu arada. bak bir bakmayacağım dedim de baktım yani. Gel merak ettim. May offer more money'den. Evet WWE'den daha fazla para verebilir AJ Styles'e. Bak bu doğru olabilir işte. E, bu yapabilir bunu. Tony Khan. There are bigger potential match. Buna artı bir kesinlikle veriyorum. WWE'den daha iyi, daha büyük potansiyelli maçlar sunabilecek AJ Styles, AEW'de çünkü ona uygun rakipler daha çok orada abi. Ee, ben bu konuda kesinlikle hak veriyorum. Bence AJ Styles, bak gerçekten bunu daha çok WWE izleyen ve WWE içeriği üreten biri olarak söylüyorum. AJ Styles'ı çok seviyorum. AJ Styles benim gözümde inanılmaz bir efsanedir. TNA dönemlerinde mesela çok büyük saygı duyuyorum kendisine. Bir AW görüp ondan sonra da emeklilik dönemini TNA'de tabi devam ediyor olursa o zamanlarda TNA'de kendi böyle çöplüğünde öyle söyleyeyim şey de değil yani kendi çöplüğü diyemem bence güreş dünyası kendi çöplüğüdür. Ejen ama asıl parladığı ve bana göre TNA tarihinin bir numaralı güreşçisidir. Orada bitirmesi sanki daha hayırlı olur gibi geliyor bana bilemedim. Evet arkadaşlar Ray Phoenix'in sakatlığı WWE'ye gitmesine engel oluyordu. Ve aynı şekilde ki Penta acaba ulan gidemeyecek mi acaba ne olacak falan diye. Kendisi hala AEW ile kontratlı. WWE ile bir sözleşme falan imzalamadı ama abi ateş olmayan yerden duman çıkmaz muhabbete. yani her zaman doğru değildir ama bu konuda sanki birazcık olacak gibi ama Ray Phoenix'i bekleyecekler mi yoksa Penta tek başına WWE'ye ilerleyen zamanlarda gelecek mi? Ben olsam öyle bir şey yapabilirim ortam da uygun. LWO falan legado bir şeyler varken oraya katarsın sonra Rayfinks gelince onları takım yaparsın yine. Bilemedim yani. <laughs> The AEW and Warner Bros. Discovery TV right deals. Bu ilginç bir şekilde işte Discovery, Warner Bros. Discovery, Warner Bros. anlaşma sağladı. Güzel şeyler sunarlar umarım. Bir de Fox'a zaten geçmesi bekleniyor. Moving from Fox, evet. Smackdown Fox'tan bye bye. USA Network, sonra zaten Netflix fan muhabbetleri olacak. Göreceğiz. Bakalım. AEW için hayırlısı olabilir ama bu televizyon anlaşmaları yani. Shelton Benjamin makes his AEW debut on Dynamite. MVP AEW'da. Shelton Benjamin göründü AEW'da ve bu adam yakında görünecek. Çünkü resmen artık Sharma Sepp Fightful'dan, arka alandan aldığı bilgileri herkese paylaştı. Ve Bobby Lashley resmen AEW ile sözleşme imzaladı arkadaşlar. Bunu artık göreceğiz. Sahne önünde göreceğiz. Ringde göreceğiz. Hurt Syndicate adını da aldılar zaten. Hurt Business, Hurt Syndicate olacak. Ben kendilerini WWE'de zaten çok istiyordum görmeyi. Çünkü Bobby Lashley, All Bobby Lashley çok başarılıydı. Bence hala WWE'de main eventer seviyelerinde takılacak kemerler peşinde koşabilecek bir isimken Maalesef olmadı gitti. işte uzak kaldı ıvır zıvır falan derken yok oldu gitti. <laughs> AEW için bence çok önemli altın değerinde bir fırsat. Ama ne kadar ilgi çeker bilmiyorum. Benim ilgimi çekiyor. Ben Hurt Business'ı, Hurt Syndicate olarak, Hurt Sendikası olarak e, da izleyebilmek eğer vakit bulabilirsem benim için tatlı olur. Report suggests Becky Lynch still under contract with WWE. Evet, bir rapor verilmiş. E, rapor derken bu işte araştırmış falan. Becky Lynch'in hala da WWE kontratının olduğu söyleniyor. Ya Becky Lynch giderse mesela. Bilmiyorum da Becky Lynch gerçekten WWE bünyesinde e, parlamış ve tepeye çıkmış en top seviye kadın yani üç kadın güreşçi sayarsan onlardan biri midir sizce mesela? Eskilere de gidin tabii ki. Stratus'lar falan. Çaynalar. Ama WWE'nin yeni döneminde öyle söyleyeyim size. 2000 Hani 14 bana hep böyle milat gibi geliyor WWE'de. Yani 2014 öncesi PG era falan okeydi. 2014'ten sonrası böyle bir milat gibi geliyor bana. Tak diye oraya. Ondan sonrası için kadın güreşinde öyle söyleyeyim. Yanlış aktarmış olmayayım. Kadın güreşinde 2013 ve 14 özellikle. 14 ama daha çok. 2000 tabi resmen 30 civarları işte Page'ler, AJ'liler falan. Oradan sonra baktığınız zaman top 3'de midir? Bence tabii ki. Ve son haberimizde de arkadaşlar Biraz kızlandırılmış bir şey oluyor ama şu an bu videoyu çekip ben yola gideceğim zaten söyleyeyim. Is the biggest star in YouTube history headed to WWE? YouTube tarihinin en büyük yıldızı WWE yolunda mı? Kim o? Mr. Beast. Evet bu da zaten Logan'la işte arkadaş olmasından kaynaklı bir olay mıdır? KSI falan zaten hani KSI görünmüştü. İşte e, Speed görünmüştü. Şimdi sıra Mr. Beast'te mi? Soruları tabii ki geliyor. Size çok samimi bir şey söyleyeceğim. Bu size belki basit geliyor olabilir yani. Ya abi ne YouTuber ya falan demeyin arkadaşlar. Bakın bu Türk YouTuber'lar için de geçerli. Ya, YouTuber falan demeyin. Söyleyeyim yani. Çok büyük popülerlik abi. Ne olursa olsun internet çağındayız şu an. Mr. Beast gibi bir adam. Bakın Logan Paul bile etkiledi bence bazı şeyleri. Mr. Beast gibi bir adam. Eğer WWE'de görünürse ki bu şey değil. Kontrat imzalayacak kalacak falan değil. Bir şekilde görünürse bunun YouTube açısından inanılmaz bir izlenmesi olacak. Bak iddia ediyorum bu arada. Mr. Beast WWE'de bir şekilde bir yerde görünsün ama önemli bir yere koymaları lazım onu bence. Görünsün. Yani bu yılın belki de son yılların en çok tıklanma alan WWE YouTube videolarından biri olur. Bak tam bilmiyorum. Hani bu yılın belki en iyisi olabilir. Bilemiyorum ama Mr. Beast'in öyle bir popülerliği var ki YouTube'da özellikle ve WWE'de şu an YouTube'un zaten en çok izlenen 5-6 kanalından biriydi galiba zaten. En çok takipçisi olan, abonesi olan. Bence çok etkiler. Yani o yüzden e, bu güzel bir hamle olabilir ama ne şekilde kullanacaksın tabi. O da yani Mr. Beast bana biraz donuk geliyor anladın mı? Bak Logan Paul daha böyle aktör. KSI de öyle falan. Mr. Beast bana öyle gelmiyor. Mr. Beast daha çok işte böyle tam kamera önünde şey böyle bir şey sergilen çok da izlemedim. Ama genelde izlediğim videolarında öyle. Hani böyle rol yeteneği çok olan biri değil de böyle düz YouTuber. Bir Türklerden örnek verin mesela. <laughs> ben söylemiyorum siz yazın. <laughs> Linçlenmeyelim şu an. O yüzden Türklerden böyle hani kamera karşısında daha durağan. Ee, ne bileyim. Mesela Ruhi Çenet aslında öyle bir karakter ya. Ruhi Çenet mesela çok böyle aşırı zaten öyle biri değil. Logan Paul bambaşka bir Logan Paul aktör yani. KSI'de keza öyle. O yüzden farklı. Evet. Ben bunu başarılı bir hamle olarak görürüm eğer böyle bir şey olursa. Bu da haftalık gündem sohbetinin son gündem maddesiydi. Ben kaçar. Umarım güzel bir Bad Blood izlemişizdir. Keyifli olmuştur her şey. Aksilik bir şeyler falan olmamıştır. Ben buradan uçarım giderim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.